Bu videoda sizi konvolüsyon ya da evrişim integrali kavramı ile tanıştıracağım. Bu arada evrişim integrali yaptığı işin adına yansıdığı nadir matematiksel kavramlardan biri. Evrişim integraline yaklaşmanın farklı yolları olabileceği için bu videoda işin mantığına değinmeyeceğim. Bunun farklı uygulamaları da söz konusu ve eğer günün birinde bir mühendis olursanız evrişimi ayrık formda, sürekli formda ve daha birkaç farklı formda göreceksiniz. Her neyse, bu videoda özellikle de Laplace dönüşümleri söz konusu olduğunda sizi evrişim integrali kavramına alıştırmaya çalışacağım. Evrişim integrali ya da belki konvolüsyon teoremi olarak da duymuşsunuzdur. Aslına bakarsanız teoreme geçmeden size evrişim integralinin ne olduğunu anlatayım. Şimdi elimizde bir ft fonksiyonu olduğunu varsayalım. F ve g'nin evrişimi, evet bu arada bu yıldız işareti evrişim işlemini simgeleyen işaret. Bunun sonucu olarak t'nin bir fonksiyonunu elde ediyoruz. Bu arada bunların açıklamasını yapmadığım için tüm bunların size bir anlam ifade etmediğinin de farkındayım. Kendinizi zor bir sınavda size verilen a üçgen b ifadesinin aslında siz tek ayağınız üzerinde dururken a artı b bölü 3'e eşit olduğunu söylemeleri gibi de hissediyor olabilirsiniz. Neyse bunu da buna benzer bir şekilde tanımlayacağım ve sizden şimdiden özür dilerim. Bunu sileyim ve evrişimin tanımı, ki bu arada evrişimin birden fazla tanımı olduğunu da bilmelisiniz. Bizim bu videoda ele alacağımız tanımı diyeyim. Bundan sonrakinde bir tanesini daha göstereceğim. Bu tanım sıfırdan t'ye ft eksi tau çarpı gt çok özür dilerim. G tau, evet, d tau'nun belirli integraline eşittir. Bunu gördüğünüzde çok güzel bir tanım ama bunları nasıl hesaplayacağım ki diye düşünmüş olabilirsiniz. Kendinizi biraz daha iyi hissetmeniz adına bu evrişimin neye eşit olduğunu bulalım. Ne dersiniz? Analitik olarak hesaplamanın kolay olduğu fonksiyonları bulmak zor ve bunu hesaplamak için de bir sürü trigonometrik özdeşlikten faydalandığımızı göreceksiniz. Ama şöyle yapalım. Ft'yi sinüs t ve gt'yi de kosinüs t olarak tanımlayalım ve şimdi de evrişimlerini alalım. Evet. F ve G'nin evrişimi t'nin bir fonksiyonudur ve buna eşittir ve size şimdi bu integralin nasıl alındığını göstereceğim. Eşittir, morla yazayım. Sıfırdan t'ye ft eksi tau demişiz. Ft bu olduğuna göre ft eksi tau sinüs t eksi tau'ya eşittir. Çarpı g tau. Gt kosinüs t'ye eşit olduğuna göre g tau da kosinüs tau'ya eşit olur ve d tau'yu da unutmayalım. İntegral bu ve bunu çözmek için az önce de söylediğim gibi trigonometri bilgilerimizi kullanacağız. Hadi bakalım. Bunun çok iyi bir integral alma ve trigonometri tekrarı olacağını da söylemeliyim. Evet, şimdi bunun neye eşit olduğunu bulacağız ve bu şekilde evrişimin de aslında soyut bir şey olmadığını ve hesaplanabileceğini göreceksiniz. Yapacağımız ilk şey bunun ters türevinin neye eşit olduğunu bilmediğimiz için, yani burada sinüs, burada da kosinüs var ve bunlar birbirlerinin türevleri ama buradaki sinüs t eksi tau olduğu için bu mantığı kullanmak doğru olmayacak. Bu yüzden sinüs t eksi tau'yu bir trigonometrik özdeşlik kullanarak sinüs t çarpı kosinüs tau eksi sinüs tau çarpı kosinüs t olarak yazacağım. Bu arada bu özdeşliklerle ilgili hem iyi bir hatırlatma olacak hem de böyle soruları çözmemizi kolaylaştıracağını düşündüğüm başka videolarda var. Bu özdeşliği herhangi bir trigonometri kitabında bulabilirsiniz. Bunu yukarıya yerleştirelim. F ve G'nin evrişimi, bunu F yıldız G olarak yazıyoruz, eşittir. Sıfırdan t'ye. Şimdi sinüs t eksi tau yerine bunu yazmam lazım. Sinüs t çarpı kosinüs tau eksi sinüs tau çarpı kosinüs t çarpı kosinüs tau. T ve tau'ların birbirine karışmaması için çok dikkatli olmam lazım. Şu ana kadar bir hata yapmadım sanırım ve umarım bundan sonra da yapmam. Dt, evet, pardon, az kalsın bahsettiğim hatayı yapacaktım. D, tau demem lazım değil mi? Şimdi de bu parantezi açalım. F ve G'nin evrişimi eşittir. Sıfırdan t'ye. Sinüs t, kosinüs tau çarpı kosinüs tau, sinüs t çarpı kosinüs kare tau olur, öyle değil mi? Eksi, burada da tau'ya göre integral alacağımız için t'li terimleri başa alalım. Kosinüs t çarpı sinüs tau çarpı kosinüs tau ve d tau. Bu bir farkın integrali olduğuna göre aynı ifadeyi integrallerin farkı olarak da yazabiliriz. O halde eşittir sıfırdan t'ye sinüs t çarpı kosinüs kare tau d tau ve eksi sıfırdan t'ye kosinüs t çarpı sinüs tau çarpı kosinüs tau çarpı d tau. Evet, tau'yu sık sık söyleyince anlamını yitiriyor. Neyse, peki şimdi ne yapacağız? Tau'ya göre integral alacağız demiştim. Ah, hatayı gördünüz değil mi? Bunun t değil, tau olması gerekiyor. Evet, tau'ya göre şimdi integral alıyoruz. Bu durumda bunlar, yani mesela buradaki kosinüs t birer sabite dönüşüyor, öyle değil mi? Aynı durum sinüs t için de geçerli. T örneğin 5'e eşit olabilir. İntegralin sınır değerlerinden birinin t olması da önemli değil. Yani t eğer 5 ise bu sınır değeri de 5 olur. Tau'ya göre integral aldığımız için t'li terimlerin hepsini birer sabit olarak düşünebilir ve integralin dışına taşıyabiliriz. Yazıyorum. Eşittir sinüs t çarpı sıfırdan t'ye kosinüs kare tau d tau. Evet, eksi kosinüs t çarpı sıfırdan t'ye sinüs tau çarpı kosinüs tau çarpı d tau. Bu ters türevin neye eşit olduğunu bulmak için U dönüşümü yapabiliriz. Hatta bunu aklımızdan yapmak yerine gelin buraya yazayım. Uzun ve karmaşık bir soru ile karşı karşıyayız ve herhangi bir şeyi atlamak ya da unutmak istemiyorum. Şimdi U'yu sinüs tau'ya eşitlersek, du bölü d tau bu durumda kosinüs tau'ya eşit olur değil mi? Bunu du eşittir kosinüs tau d tau olarak da yazabiliriz. İntegrali sınır değerlerinde değerlendirmeden dönüşümü geri alacağım. Buradaki integral ise, evet, bilmece gibi bir şey. Aranızda kosinüs kare tau'nun ters türevinin neye eşit olduğunu bilen var mı? Evet, zannetmiyorum. Bunun için isterseniz bildiğimiz trigonometrik özdeşliklere bir göz atalım. Bundan önce yaptığım bir videoda size kosinüs kare tau'nun, burada tau olduğu için tau kullanıyorum, yoksa bu herhangi bir değişken olabilir. Evet, bunun 1 bölü 2 çarpı 1 artı kosinüs 2 tau'ya eşit olduğunu görmüştük, öyle değil mi? Bu da herhangi bir trigonometri kitabında karşınıza çıkacak özdeşliklerden bir diğeri. Bunu da bunun yerine koyarsak, integrali baştan yazalım. Sinüs t çarpı sıfırdan t'ye, bu arada 1 bölü 2'yi de integralin dışına alabilirim. 1 bölü 2 çarpı, evet, sinüs t ve 1 artı kosinüs 2 tau d tau. Güzel. Eksi kosinüs t çarpı tau eşittir sıfırdan tau eşittir t'ye. Yaptığım U dönüşümünü kullanayım. Sinüs tau yerine U, evet, sinüs tau U'ya eşit. Kosinüs tau d tau'nun yerine de du yazacağım. Ve bu da du'ya eşit. U çarpı du. Şimdi bir bakalım. Bunun ters türevinin ne olduğunu artık hemen söyleyebiliriz, öyle değil mi? 1 bölü 2 sinüs t'yi yazarak başlıyorum. Bunun ters türevi de tau artı bunun ters türevi, yani 1 bölü 2 çarpı sinüs 2 tau'dur. Burada da U dönüşümünü kullanıp U'nun 2 tau'ya eşit olduğunu düşünebilirdik ama bu şekilde de yapabiliriz. Evet, bunun doğruluğundan emin değilseniz hemen türevini alın. 1/2 sinüs 2 tau bunun türevidir. İçerideki fonksiyonun türevi yani 2 ile 1/2 birbirini götürecek. Sonra dıştaki fonksiyonun türevinden de kosinüs 2 tau gelecek. Bunun sıfırda ve t'de aldığı değerleri birbirinden çıkaracağız. Sonra bir de eksi kosinüs t çarpı bunun ters türevi var. Yan tarafta yapalım bunu. UDU'nun ters türevi 1/2 u kareye eşittir. Peki u neydi? Sinüs tau, öyle değil mi? O halde bunun ters türevini yani 1/2 u karenin türevini 1/2 sinüs tau'nun karesi olarak yazıyorum. Bunun da sıfırda ve t'de aldığı değerleri birbirinden çıkarmamız lazım. Bu arada söylediğim gibi bu u dönüşümünü bu şekilde uzun uzun yapmamıza gerek de yoktu. Burada sinüs tau ve kosinüs tau var. Bir fonksiyonu türeviyle yan yana gördüğümde bunu burada sanki bir x varmış gibi düşünür ve sonuç olarak sinüs kare tau bölü 2 elde ederim. Aynen burada olduğu gibi. Bu arada çok az kaldı. Sinüs t ve kosinüs t'nin evrişimini aldık ve sonuç olarak yazıyorum. 1/2 sinüs t çarpı bunun t'de aldığı değer t artı 1/2 sinüs 2t'ye eşittir. Bundan sıfırda aldığı değeri çıkarmam lazım. Sıfırda aldığı değer de 0 eksi 1/2 çarpı sinüs 2 çarpı 0 yani sinüs 0. Bu kısmı bir kere daha yazalım. Sinüs 0 sıfıra eşit olduğu için bunu 1/2 çarpı sinüs t çarpı t artı 1/2 sinüs 2t olarak yazabilirim. Peki ya bu? Eksi kosinüs t çarpı t'de aldığı değer 1/2 sinüs kare t. Eksi 1/2 çarpı sinüs kare 0 ki bu 0'dır. Onun için eksi 0 yazıyorum. Şunu bir kere daha yazalım. Hatta bu defa parantezleri de açalım. 1/2 t çarpı sinüs t artı 1/4 çarpı sinüs t çarpı sinüs 2t. Burada da eksi 1/2 sinüs kare t çarpı kosinüs t var. Evet, bu parantezi açınca da sonuç bu oldu. Bu doğru ve geçerli bir sonuç ama bunu daha basit bir şekilde ifade edebileceğimizi düşünüyorum. Örneğin bu terim bas bas bağırıyor. Sinüs 2t'nin herhangi bir trigonometri kitabında bulacağınız trigonometrik özdeşliklerden bir diğerini kullanarak 2 çarpı sinüs t çarpı kosinüs t'ye eşit olduğunu söyleyebiliriz. Bunun yerine bunu yazınca da ekranı biraz aşağı kaydırayım. Evet, 1/2 t çarpı sinüs t artı 1/4 sinüs t çarpı bunun yerine bunu yazalım. 2 sinüs t çarpı kosinüs t. Bir de eksi 1/2 sinüs kare t kosinüs t var. Size bunun kolay olacağını söylememiştim, öyle değil mi? Umarım söylememişimdir ve umarım sizin için de faydalı bir video oluyordur. En azından kullandığımız trigonometrik özdeşlikleri yok yere ezberlemediğimizi anlamışsınızdır. Bu kısmı bir daha yazıyorum. 1/4 çarpı 2 1/2 eder. 1/2 sinüs kare t çarpı kosinüs t. Burada da eksi 1/2 sinüs kare t çarpı kosinüs t var ve tabii ki de birbirlerini götürecekler ve geriye sadece bu kalacak. 1/2 t çarpı sinüs t. Evet, dediğim gibi bununla bu birbirini götürecek ve geriye eşittir 1/2 t çarpı sinüs t kalacak. Böylelikle evrişimin sonucu hemen yazayım. Çok uzun bir hesaplama sonucunda ft sinüs t'ye, gt'de kosinüs t'ye eşit. F ve G'nin evrişimini de, bu arada bunun T'nin bir fonksiyonu olduğunu da biliyoruz. Tanımı gereği sıfırdan T'ye ft eksi tau çarpı g tau d tau'nun belirli integrali olarak yazdık. Sonuç olarak da farklı bir renkle yazayım bunu. Bu sıfırdan t'ye sinüs t eksi tau çarpı kosinüs tau d tau'nun belirli integraline eşit. Ve sonuç olarak bu karışık ifadenin 1/2 t sinüs t'ye eşit olduğunu bulduk. Tüm bunları yaptım. Bu trigonometrik özdeşlikleri beynimizin karanlık köşelerinden açığa çıkardım. Çünkü size evrişimin aslında soyut bir şey olmadığını, başka bir deyişle iki fonksiyonun evrişiminin gerçek bir sonucu olduğunu göstermek istedim. Sinüs t ve kosinüs t'nin evrişimi 1/2 t çarpı sinüs t'ye eşit. Umarım bu sayede evrişimin hesaplanabilir bir şey olduğuna sizi inandırabilmişimdir.